Merhaba arkadaşlar. Windows 11 eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitim tamamıyla son kullanıcıyı hedefliyor. Belki daha fazla ayrıntıya sahip içerikler de çekebilirim. Teknik anlamda. Fakat öncelikle son kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla çektiğimi söylemeliyim. Öncelikle Windows 11 ekranımız, masa üstümüz bu şekilde. Burada sağ tıkladığımızda şu menünün değiştiğini, daha güzel bir kaplamanın geldiğini görüyoruz. Fakat normalde herhangi bir simgeye sağ tıkladığımızda böyle kalabalık bir menü bizi karşılamıyordu. Eski menüyü görebilmek için daha fazla seçenek sona tıklıyoruz ve eski seçeneklerimiz burada çıkıyor. Eski menümüze kavuşuyoruz bu şekilde. Burası başlat butonumuz. Biraz daha böyle ilk bakışta karmaşık geliyor. Ama şuradan tüm uygulamaları tıkladığımızda aslında bütün uygulamaların burada olduğunu görüyoruz. Eğer buna alışamadıysanız Taskbar Settings'ten bunu değiştirebiliyoruz. Şu şekilde ortaya hizalanmış, sola hizalama şeklinde şu şekilde değiştirebiliriz. Bu şekilde kullanabilirsiniz siz de. İsterseniz otomatik gizleme seçeneğini de aktif edebilirsiniz. Bu şekilde otomatik kaybolacaktır. Siz mouse'u üzerine geldiğinizde tekrar çıktığını göreceksiniz. Genelde ben bunları kullanmıyorum. İsterseniz eski Windows 10 düzenine sahip olmak istiyorsanız sadece burada belki sola dayalı bir start başlat menüsü kullanmak isteyebilirsiniz. Şunları deneyelim. Burada görüyorsunuz şurada bulunan uygulama üzerinde bir bildirim varsa veya herhangi bir şey yapılıyorsa buradaki bildirim notlarını işte 1, 2 gibi onları kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde çok da ayrıntıya girmeyeceğim. Tamamıyla işinize yarayacak noktalara bakmaya çalışıyorum. Burada OneDrive var. OneDrive 7.24 Windows kurulu olduğunda zaten beraberinde gelen bir şey. Eğer bundan da kurtulmak istiyorsanız denetim masası kısmına gelip buradan programlardan OneDrive'ı kaldırabilirsiniz. Microsoft OneDrive kaldır. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Öncelikle siz de görüyorsunuz ki masa üstümde evet çok güzel bir fotoğraf var ama masa üstü simgelerimi rahatça göremiyorum. Tam olarak seçemiyorum. İşte böyle karmaşık bir görünüş oluşturuyor. Bu da sizin çalışma performansınızı biraz olsun yer yerde yüksek derecede etkiliyor. Bunu değiştirmek için ister Google'dan, ister farklı bir yerden indirdiğiniz bir görseli şu şekilde kaydedip üzerine sağ tıklayıp masa üstüne set et şeklinde bunu uygulayabilirsiniz. Görüyorsunuz ki siz de çok daha rahat simgelerimizi görüyoruz artık. Bu şekilde çalışma alanımızı ayarlayabiliriz. Kişiselleştir, personalize'a geliyoruz. Personalize tarafında ise bizim Windows üzerinde kullandığımız bütün renkler, bütün temalar burada bulunuyor. İsterseniz
Buradan farklı Microsoft'un bize sunduğu farklı masaüstü wallpaper'ları, duvar kağıtlarına ulaşabiliyoruz. Burada kullandığımız Windows'ta renk paletlerini değiştirebiliyoruz. İsterseniz komple bir koyu tema kullanabiliriz. İşte bu şekilde. Genelde gece kullandığımızda beyaz tema göz alıyor. Ve kullandığımız cihazlar eğer pille çalışıyorsa, bataryayla çalışıyorsa mesela laptop gibi veya bir Windows tablet gibi. Bunlarda light'ı kullanırsak yani açık tonu kullanırsak bu pilin daha çabuk bitmesine sebep olacaktır. Ondan dolayı genelde hem göz yormasın hem de pil uzun süre gitmesi amacıyla ben genelde koyu kullanıyorum. Şimdi Windows 11'de yine transparan yani arka tarafı hafifçe gösterme gibi bir şeyi var, özelliği var. Bu transparan özelliğini şuradan off yapabiliyoruz. Zaten şuranın başlat çubuğunun biraz daha böyle koyulaştığını siz de görüyorsunuz transparan kapanınca. Bu ekran kartımızdan tutun işte bütün sistemimizin performansına göre size de bir geri dönüt verecektir. Nedir bu? Yavaş çalışacak veya hızlı çalışacaktır bilgisayarımız. Daha hızlı tepki verecektir bunu kapattığımızda. Düşük donanımlı bilgisayarlar için. Bunu şu anda ben açık olarak kullanıyorum. Burada renk paletlerimizi değiştirebiliriz. İşte bu şuradaki maviyi farklı bir renk yapabiliriz. Nasıl isterseniz. Çok da değiştirmiyorum. Şimdi burada yine kişiselleştire geri dönüyoruz. Görüyorsunuz ki masa üstümde ne bilgisayarım var, ne denetim masası var. Bunların simgeleri yok. Bunların simgelerini getirmek için genelde şurada evet. Masaüstü ikonlarına kişiselleştir temalar altından masaüstü ikon ayarları buradan bunları teker teker aktif ediyoruz. Apply diyoruz. İşte burada geldi. Şurada sadece yenile dediğimizde bunu düzenlemesi gerekiyor. Evet. Şuradan isme göre sırala dedim. Yeniden yenilediğimde hepsinin düzgün bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bu şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Yani çok kişiselleştirmek de biraz hem zaman kaybı hem de bilgisayarınızı kullanım amacından uzaklaşmanız demek. Çok da zaman kaybetmeyin. İsterseniz hiç zaman kaybetmemek adına burada sizin için Microsoft'un hazırladığı tema ve renkler kombinasyonunu da kullanabilirsiniz. Yine Spotlight dediğimiz Windows'un Bing tarafından gönderilen otomatik wallpaper duvar kağıtları olan temayı da seçebilirsiniz. Şu an için ben bu şekilde bırakıyorum. Font tarafında sizin farklı bir font isteğiniz varsa buradan hem Microsoft Store'dan bunu indirebiliyorsunuz veya free olarak indirdiğiniz bir fontu buraya ekleyip Windows üzerinde bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu size bu imkanı veriyor Windows. Bu şekilde ya aslında çok gelişmiş ayarları var. Bunlara bir sonraki videomda tekrar sizlere aktaracağım. Görüşmek üzere.